gözlerimde yaş, ağlarım, inlerim, bitmez kederim. Ben böyle hayata hayat mı derim? Ağlarım, inlerim, bitmez kederim. Kaçkar TV ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar. Türkiye'yi yurt dışında çok iyi temsil eden rahmetli sanatçılarımızdan Esin Afşar'ın da Kasım ayı içerisinde ölüm yıldönümüydü. Bu güzel şarkısıyla onu da bir yad edelim. Biz unutmayalım. Sevgili izleyicilerimiz, Kasım ayında o kadar çok değer verdiğimiz değerler, canları yitirmişiz ki her gün birini anmaya çalışıyoruz elimizden gelince, sanatçısıyla, sporcusuyla. Evet. Bugün yine Recep İyili İkindi Kahvesi'nde birbirinden kıymetli konuklarımızla beraber sizlerin karşınızda olacağız. Efendim, kitap çıkarmayı düşünen şair, yazar, çizer dostlar, siz lütfen kulaklarınızı birazcık daha kabartın. Neler yapmalısınız, nasıl yapmalısınız ve biz tüm bunları konuşmak için
Pamiray Yayın Evi'nden Köksal Aydın Bey bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Evet ve Erkan Karasoy bizlerle beraber. Hoş bulduk. Ne güzel, bugün benim mutlu günüm. Çünkü neden? Kitaplarla beraberim. Kitaplara hayranım ve kitapları çok seviyorum. Bir sürü de kitabım var bugün. Evet, Köksal Bey, karikatürist, yazar, 18 tane kitabınız var değil evet, mi? Evet efendim, evet. Biraz sizden bahsedelim mi? Biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Şimdi ben aslen karikatürle ilgileniyorum. Onun yanında bir yazar değiliz tabii ama onun yanında kitaplarımız da var. Deneme, öykü ve çocuk kitapları var. Çocuk kitapları. Ayrıca çocuk kitapları resimliyorum Erkan'la beraber. İkimiz aynı çalışıyoruz. Böyle devam ediyoruz hayatımız. Böyle yani. Evet ne güzel ama ya evet. Güzel bir iş. Yaptığınız iş çok kıymetli bir iş benim nazarımda. Tabii sorumluluğu da oldukça çok. Öyle evet. Güzel ama sorumluluğu da çok. Sorumluluğu mutlaka çok olmalı. Evet, çünkü evet. Yaptığınız en küçük bir hata size tabii. Çok büyük maliyetlerle tabii, geriye tabii. Dönebilir. Çok tabii. Büyük sıkıntılar da getirebilir. Evet. Sevgili Erkan, seni de tanıyalım mı? Pamiray Yayın Evi'nin sanat yönetmenisin değil mi? Evet, sanat yönetmeniyim. Ben de çocuk kitapları yazıyorum. 10 tane çocuk kitabım var. Resimliyorum aynı zamanda. Onun dışında Pamiray Yayıncılığın sanat departmanında çalışıyorum. Kitap kapak tasarımları, iç dizgiler, tasarımlar hepsi benden geçiyor. Grafiker arkadaşlar da yaptığı zaman yine benden geçiyor o şekilde. Mutlaka her kitapta senin elin oluyor o zaman. Bir ufak bir parmak izim oluyor evet. Her çıkan kitaba bir dokunuş mutlaka olmak hepsinde zorunda var. Diyorsun. Çıkan bizden çıkan kitaplarda hepsinde bunun parmağı var. Mutlaka. Benim de içinde bütün harfler, noktalar tek tek inceleyip öyle yayına veriyoruz. En son kontrol de ben yapıyorum. En son çünkü, kontrol sizde. Tabii çünkü içinde bir yanlış bilgi olduğu zaman sorumluluğu çok büyük tabii. Çok ona büyük. Yani, evet. Şimdi kitaplar evet. Satılmıyor diyoruz, kitaplar okunmuyor diyoruz. Böyle sıkıntılarımız yok, var. Yok, özellikle satılmıyor. Şiirden yana. Evet. Çünkü benim çevremdeki şair dostlarımın hepsi çok sıkıntılılar. Evet. Kitaplar bodrumlarda çürümeye terk ediliyor pek çoğunun. Evet. Ben de onun için istedim ki ne yapmalılar? Ben bir kitap çıkartacağım şu anda. Evet. Bir tane çıkarttım, bir tane daha çıkartacağım. Evet. Ama hiçbir bilgim yok. Ne yapmalıyım ilk önce? Efendim, ilk önce biz roman ve ötesini ayrı konuşmamız lazım. Roman, deneme, inceleme, araştırma kitaplarını bunu farklı bir boyuta, onun tartışması farklı. Yalnız ülkemizde çok sayıda şair var, şair diyebileceğimiz insanlar var kıyıda, evet. Köşede. Bunların hayali bir kitap sahibi olmak, kitap geleceğe. En önemli bırakılan eserlerden birisi. Evet, mirastır. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Şimdi bu hem onların hayali hem de bize yükledikleri büyük bir sorumluluk oluyor. Bu nedenle şu anda kitap okunmuyor diyemeyiz. Kitap okunuyor. Evet. Orta yaş seviyesi kitap okumuyor, doğru. Ama ileri yaş ve orta yaş altı. Gençler ve gençler. Çocuklar artarak kitap okuyorlar. Ayrıca bu çok güzel bir haber tabii, bir defa. Ayrıca evet çok güzel bir haber. Ayrıca ülkemizde hiç olmadığı kadar bir kitap seferberliği var. Belediyeler ilgileniyor, fuarlar düzenliyorlar. Evet. İnsanlar kitap yazıyor, kitap okuyor. Kitap bir şeyler var yani ülkemizde. Aynen. Bu da tabii böyle bir fazla konuşulunca da toplumu etkiliyor. Herkes kitapla ilgileniyor. İnanır mısın? Ben fuarda hayatında hiç kitap okumamış insanlarla karşılaşıyorum. Doğrudur. Bu çok büyük bir acı. Tabii. Yok, mutluluk verici bir şey. Oraya gelmişler en azından. Ama hiç okumamış fuara gelmiş. Yani oraya bir gelmiş, duymuş. Oraya gelmiş. Şimdi bunları yaparken, kitap şey yaparken çok farklı olmak gerekiyor. Çok kaliteli bir okur geliyor. Evet. Eğitim düzeyi yükseliyor. Seçici oluyor. Kesinlikle. Onlara hitap etmek tabii bayağı bir sorumluluk isteriyor. Yazarlar ve şairler açısından. Yazarlar, doğru söylüyorsunuz. Çünkü artık gençlerin çoğu bir üniversite yetmiyor. İkinci üniversite, yüksek tabii. Lisans derken çok hızlı ilerlemek zorundalar. Gerekse iş bulma konusunda tabii. Şeyde mutlaka bir şeyler yapmalılar. Evet. Yıllar öncesinde bir arkadaşım bana demişti ki,
Evet. Gün gelecek, yurt dışında dedi, herkes üniversiteyi bitirmeye uğraşıyor okul. Evet. Bir üniversite bitirmek yetmeyecek. Yok. İki üniversite bitirmek yetmeyecek. E ne olacak dedim. Doktorasını yapan insanların bile dedi öyle bir zaman gelecek ki onlar bile iş bulmakta zorlaşacak Türkiye için demişti. Çok düşünmüştüm. Allah Allah. Arkadaşım biraz abartıyor galiba. Evet, yurt dışında yaşıyordu kendisi. Gerçekten öyle. Artık onun için sürekli okuyor gençler bu konuda. Efendim bu acı verici bir durum değil tabii. Evet. Çok güzel bir şey. Mesela Erkan 3 tane lisansı var. 3 üniversite bitirdi. Ofisin duvarına aşağı diplomalarını asıyor. Yani ama bunlar yetmiyor tabii. Yetmiyor. Bırakın herkes eğitimli olsun, sorgulasınlar, yazsınlar, okusunlar. Evet. Şimdi gençlerin tabii hedef belirleme konusunda da doğru adımlar atması lazım. Ne seviyorlar, ne istiyorlar, onun peşinde koşmaları lazım. Eğer sevmedikleri işleri sırf iş bulma umuduyla doktora ya da yüksek lisans yapıyorlarsa bu sıkıntı. O zaman sadece diplomayla çözebileceklerini zannediyorlar. Ama mesela okurken kendi alanlarında, o piyasada en azından yaptıkları işle bağlantılı bir çalışırlarsa, bir yardımcı olur, gönüllü bile çalışabilirler. O konuda çalışırlarsa en azından iş hayatında çok daha faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi bu gençlerin şeyi çok önemli bir konu aslında Erkan. Biz bunu tam gün seninle konuşmamız lazım. Evet. Ne yapmalılar gençler ki? Çünkü gerçekten bir hedef kayması var, hedef sapması var. Bilememek var gençlerin. Kendilerini yetiştirememek var ya da yanlış yönlenme var. Böyle bu sorunlar var. Ama biz birazcık da senden bahsedelim, biraz seni de tanıyalım. Sanat yönetmenisin ama memleket? Ben Malatyalıyım, Arguvanlıyım. Daha önce turizm otelcilik bitirdim ama okulumu hani çok severek ya da çok isteyerek o okulu okumadım. Yani onu kazanmıştım. O zamanki sistem de ona el veriyordu. Ailemin desteğiyle onu bitirdim. Daha sonra İktisat Fakültesi'yle tamamlama gerçekleştirdim. Lisansımı tamamladım. O da biraz askerlik psikolojisiyle alakalıydı. O konuyla alakalı. Çok mu seviyordum iktisatı? Onu da o kadar hani bana uzaktı yani. Ama bunun farkındaydım. Hani tamam ben bu okula başladım, bitirmem lazım. Ama çok da sevmediğimin, bu işi yapmak istemediğimin de farkındaydım. Daha sonra askerlikten geldikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümüne özel yetenek sınavı ve puanımla beraber kaydımı gerçekleştirdim. Orayı kazandım. Sevdiğim işin eğitimini aldım o okulda en azından. Evet. Ve çok değerli hocalarımla beraber o işin, sanat yönetmenliğinin Türkiye'de bu konuda da çok açık olduğunu düşünüyorum. Çok geniş bir alan sanat yönetmenliği tabii. Yani yayıncılık da var, sinema da var, tiyatro da var. Çok çeşitli alanlarda var. Sahnede var. Takı tasarımdan tutun her türlü alanda, her türlü işte var. Bu konularda çok güzel bir eğitim aldım Yıldız Teknik'te. Bir yandan da okurken Pamira Yayınları'nda sanat departmanında işe başladım. O şekilde hem işi gördüm, işin mutfağından yetiştim, hem eğitimini aldım. İkisini birleştirerek bu şekilde bu mezun yani olduktan sonra da devam ettim. Ne güzel. Şimdi bizim programımız müziksiz olmaz. Evet. Sanatçımız var, değerli bir sanatçımız çok var. Doğru. Sevgili öğretmenim, hazır mı sanatçımızın eseri? Buyursunlar, Ramazan Sökmez. Efendim. Baby.
taşıdırken yüzüne hasret oldum. Ağlayıp kıyamam seni. Karşı karşıdırken yüzüne hasret oldum. Ağlayıp kıyamam seni. Ağlayıp kıyamam seni. Ağlayıp kıyamam seni. Fona konuşacaksınız Ramazan Bey. Nasılsınız? İyi, sizi sormadı. Biraz geciktim. Kusura bakmasın. Estağfurullah. Biraz... Trafik maalesef. İstanbul trafiği. Ne yapalım? Olur böyle şeyler. Burası... Mikrofona konuşalım. Kusura bakmasın izleyenlerimiz. Aslında sorun değil. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. İyi, sizi sormadı. Çok teşekkürler. Hoştur hocam, bizde hep aynı. Aynı şekilde. Bizde de hep aynı. Seviyoruz. Siz evet. Ben takip ediyorum sizi genelde. Bizde de hep aynı şekilde koşturmaca, kitaplar, şarkılar, şiirlerle koşturarak gidiyoruz. Şimdi sevgili dostlar, burada çok güzel kitaplar var ama benim şurada bir kırmızı laleli kitap gözümü çarpıyor hemen. Sevda çiçeğim diyor. Bizi de izliyor sevgili Aynur abicim. Onun kitabından ben onun şiirlerini yorumlamayı seviyorum. Evet. Sevgili yönetmenim, bir fon alalım mı? Aynur abiye selam ve sevgilerini gönderelim. Yıllarca ağlattın beni, gözyaşından, gözyaşından kar olur mu? Deli gönlüm sevmiş seni, başkasına, başkasına yar olur mu? Yemin ettim sözüme bak, yalan dersen yüzüme bak. Geç karşıma, geç karşıma da gözüme bak, başkasına. Başkasına yar olur mu? Ekin varsa döv harmanı. Sevda yüreğin dermanı. Yazdın gönlüme bu fermanı. Başkasına, başkasına yar olur mu? Gönül dağın karı senken, bütün saymam yarı senken. Sarayımın çarı, sarayımın çarı senken. Başkasına, başkasına yar olur mu? Selamlar gönderelim. Bu da bize sevgilerini iletmiş. Teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim. Evet, en büyük sıkıntı şiir kitaplarında. Çünkü evet, dediğiniz gibi çok fazla şair var. Ne yapmalılar? Bunu da bir konuşalım. Şiir kitabı çıkartacak şimdi olan dostlar. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Gerçekten çok kaliteli şiirler var. Evet. Yani öyle böyle değil. Ben onların bazılarına bunlar normal kafada yazılmamış diyorum. Öyle evet, şiirler var gerçekten. Şimdi bu şairleri tebrik ediyorum. Zaten şiirin bana göre %100'ü yetenek. Normal verilere göre %95 diyorlar ama bana göre %100'ü yetenek. Hı hı. Şimdi bu arkadaşlarım elbette ki kitap sahibi olacaklar. Evet. İlk önce... yayın evlerini iyi seçmeleri gerekiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Hı hı. İkinci, kitap satışının fazla olmayacağını bilmeleri de lazım. Ama siz yayın evi sahibisiniz. Şimdi bunu söylerseniz yani, olmuyor. Yok. burada şiirde öyle bir konu var. Şiirde öyle bir sıkıntı var. Efendim, ben yayın evi yöneticisi olmadan itibaren önce bir insanım ve sanatla ilgileniyorum. Evet. Biz zaten bu yayın evini kurarken kendimiz için kurduk. Kendi eserlerimizi çıkaralım diye kurduk. Öyle büyük bir amacımız, para kazanalım diye bir şeyimiz yok. Onun için doğruları söylememiz lazım. Şiir kitapları çok fazla satmıyor, ilgi görmüyor. Evet. Hatta dağıtım firmaları bile sorun çıkarıyorlar. Bu nedenle her şair kendi çevresinde ne yapabilirimi düşünmesi lazım. Zaten yayın evleri onlara destek verecektir. Bunu kabul eden yayın evleri verecektir. Bunu bilmemiz lazım. Eser sahibi olmalarını da tabii tavsiye ediyorum ama bunları bilerek. Hı hı. Belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz bir şiir kitabı bir yerden fırlamış gitmiş ama bu bir tane oluyor. Onlarcanın, binlercenin evet, içerisinde. Bir tane oluyor. Bir tane maalesef oluyor. Evet. Evet, öyle oluyor. Şimdi 2012 yılında ben de kitabımı çıkartmıştım, ilk kitabımı. Evet. Benim elimde bir 5-6 tane sadece numune kadar evet, kitabım var.
daha fazlası yok. Evet. Ama dediğiniz gibi bu çok önemli bir etken çevresinin. Evet, evet. Ben 3 imza günümde kitaplarımın tamamına yakınını erittim. Evet, biz de neredeyse. Öyle yapıyoruz. Zaten öyle yapıyoruz. Şairlere o şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Tabii kitapları bütün Türkiye'ye gezdiriyoruz, yayın yapıyoruz. Dünyanın her tarafından ulaşabiliyorlar. Ama okurlar ulaşmıyor, ne yapalım yani. Okurlara ulaşmıyor, evet. Öyle okur ulaşmıyor. Okurlar yani gelip ulaşmıyor. Evet. Mesela Türkiye'nin her yerinde kitap fuarlarına katılıyoruz. Evet, evet. Kitap fuarlarını... Her zaman sanal olarak değil, direkt fuardan alabiliyorlar. Bütün kitaplarımız, hepsi gidiyor. Evet. Bütün fuarlara. En çok hangi kitaplar satılıyor? Genelde çocuk kitaplarını tabii bir tarafa koyacağız. Farklı, çok farklı denemeler gidiyor. Denemeler. Farklı denemeler olacak ama. Yani isim yapmış olması önemli mi? Orada kitabın türü eğer farklıysa isim yapmaya gerek yok. Okur onu alıyor, bir tarafa zaten koyuyor. Kitap beğeniliyorsa koyuyor. Tabii bunun için de tanıtım çok önemli. Çok önemli. Onu zaten yapıyoruz. Yazarlarımız da yapıyor, biz de yapıyoruz da yayıncılar olarak söylüyorum. Yani biz derken böyle. Tanıtımlar derken imza günlerinden mi bahsediyorsunuz? Şimdi o kadar çok şey yapıyoruz ki sadece imza günü değil. Reklamlar yapıyoruz, fuarlara gidiyoruz. Onların özel kendi etkinlikleri oluyor, onlara destek veriyoruz, yayıncılar veriyor. Yani bu şekilde. Bir de şiir kitaplarında genelde bir deneme yapıyor yayıncılar. Acaba biri çıkar mı? Çıkmış şeyler, kitaplar var biliyorsunuz yani. Evet. Çok sayıda satan kitaplar var. Hı hı. Deneme yapmadan da yayıncı olarak söylüyorum, bir şey olmuyor. Yani tabii. Oturup beklemekle olmuyor. Çünkü bir taraftan biri bir çıkıyor, o yayın evinde alıp bir yere getiriyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Hiç belli olmuyor çünkü. Neyin şimdi şiir kitabını söyledik, şiiri anladılar. Evet, şiiri anladılar. Yani şiir kitabını bastırın daha ama önce çevrenize güvenin. Tabii. Çevreniz tarafından satabiliyorsanız o şekilde şiir kitabınızı bastırın, değil mi efendim? Tabii, tabii. Budur. Şimdi burada zaten yayıncıların birçoğu ekonomik riske girmiyor. Evet. Şiir kitaplarında özellikle yazar destekli, ortak falan bir şekilde yardım ederek birbirlerine... Genelde şiir kitapları da yazarın işte kendi ücretini yatırıp da o şekilde mi çıkıyor? Hayır, onu da ben bilmiyorum. Şimdi çok. O ofis yayıncıları var. Onları tabii bir kefeye koyacağız. Hı hı. Onlar çünkü tamamen ticari olarak bakıyorlar. Yazarları müşteri görüyorlar. Onlar zaten yazarlarımız ya da şairler, sanatçılar onu fark ederler. Şaşalı reklamlar verirler. İşte sizi yazar yapacağız falan. Hiç kimse yazar olamaz. Öyle bir şey yok yani o reklamlarla. O şekilde yok. Gerçek temele oturmamız gerekiyor. Gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Ona göre yürümemiz gerekiyor. Böyle yani. Yani o zaman doğru yayın eviyle çalışmak gerekiyor bu işte. Tabii şimdi doğru yayın evleri var. Doğru yayın evleri, hepsi doğru yayın evlerinin. Ofis yayıncılarını bir tarafa koyacağız. Onlar zaten okur tarafından şimdi, bir tarafa hepsi doğru diyorsunuz ama belki bizim söylem tarzımızda yanlış olabilir. O kadar çok şikayet alıyorum ki ben şair arkadaşlarımın işte 3 sene önce kitabımı verdim, paramı da yatırdım, hala basılmadı. Evet. Ya da işte ben şunlara şu kadar vermiştim de şu kadar çıktı da şu oldu, bu oldu diye o kadar çok şikayet var ki bu konularda bana gelenler. Evet. İşte biz de bunlarla uğraştığımız için şimdi daha çok... Şimdi bu üstadların şunu çok iyi bilmeleri, sabretmeleri gerekiyor. Ben bir tane kitabım olsun hemen bu sene. Hı hı. Şimdi internete giriyorlar. Evet. Önlerine çıkan kendilerine tıklıyorlar. Tabii yani etkileyici reklamlar var çünkü. Çok çok. Tabii oralara yani giriyorlar. Yani siz yazın biz basalım diye bedava. Biz basalım işte yayın yapıyoruz, sizi şair yapacağız, gazetelere de televizyonlara çıkacağız. Öyle şey olur. Ama başta bedava. Öyle şey yok yani. Başta bedava diye evet, çağırıyorlar bedava ama diye sonra giriyor. Öyle masraflar çıkıyor ki. Ama sonrasında imzalattığı şeyler de var yani saçma tabii sapan rakamlarda gerçekten tabii iyi bildiğim. Bundan birkaç yıl öncesine kadar iyi paralara imza attırdıkları fakat ödeyemiyor, işte kitaplarını satamıyor, zor, çok zor durumda kalan insanlar tabii, da sözleşmelerde oldu. Tabii. Sözleşmelerde. Tabii, o da artık bir yere şey yapamıyor, sözleşmeler çok katı. O tür yayıncıları zaten anladılar. Hı hı. Onun dışındaki yayın evleri biraz acı konuşurlar. Evet. İşte kitabınız böyle olacak,
gitmeyecek. Onları sorgularlar, çevresini araştırırlar. Buna sabretmeleri gerekiyor. Hemen çıkmasın, bir iki ay sonra çıksın, bir yıl sonra çıksın ama sağlam çıksın. Evet. Bunu, en önemlisi o zaten. Tabii, sağlam çıkması. O tür yayın evleri zaten öyle hemen gel buyurun sizi kabul ediyoruz demezler. Böyle bir şey yapmazlar. Öyle bir şey yapmazlar. Bir türkü daha dinleyelim. Tabii ya da ne kadar güzel. Bir de pop dinliyoruz. Evet. Bir de pop dinliyoruz peki. Hadi bakalım buyurun. Evet. Sen candan iste, bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Kim demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste, bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Olur olur. Sağlık, evet, güzel bir eserdir, eski bir eserdir. Sevgili Asmar Alman'ın. Şu anda bizi kendisi izliyor. Öyle mi? Selam ve sevgilerinizi gönderir. Selamlarımızı sizi de burada ağırlamak isteriz efendim saygıyla. Bizim aile dostumuzdur kendisi. Öyle mi? Evet. Kendisini de ağırlamak isteriz burada. Çok İnşallah. Sevdiğim bir sanatçımızdır, değer verdiğimiz bir sanatçımızdır. Çünkü biz eski sanatçılarımıza da değer vermeye uğraşıyoruz elimizden geldiğince ki onlar bu ülke için güzel şeyler yapmışlar pek evet. çoğum. Şimdi sevgili Erkan'cığım, kitaplarını aldın yanına. Bunlar senin kitapların. Evet. Bunlar benim, ben çocuk kitabı yazıyorum ve resimliyorum. Resimlemeler bana ait. Burada bu benim aslında 6. kitabım. 6. Ama niçin bunu yanıma aldım? Çünkü bunu çocuklar çok sevdiler ve bu aslında şu an daha fazla baskısı da 2. baskı getirmişiz. Evet. Burada çocukları yakaladığımı inanıyorum. Çünkü hem fantastik edebiyat var, hem çocuklara katan değerler var, eğitim var. Hem de çocukların dikkatini çekecek için de bulmacalar var. Bu şekilde bir seri bu. Bu kaç yaş hitap bu ediyor? Bu ilkokul 2. sınıf ve üstü olarak. Anladım. Gizem Serüvenler dizisinin 1. kitabı Kristal Kale. Hı hı. Aslanlı Kapı 2. kitabı. Evet. Ve bu da TÜYAP Kitap Fuarı'nda çıktı. 3. kitabı. Kuru Kafa Adası. Hepsi macera. Hepsi serüven ve çocukların o çok dikkatini çekti, çok yakaladı.
Bu da benim yeni çıkan kitabım. Baykuru'dan Korku Öyküleri. İçinde yine gizemli öyküler var. Çocuklara mı bu da hitap ediyor? Bu da ilkokul 5 ve üzeri olarak. 5 ve üzeri. Bazı yerler çizgi roman, bazı yerler kitap formatında. Bunda da yine gizemli öyküler var ama içinde yine çevreyi korumak gibi, yardımlaşmak gibi, işbirliği gibi konulara değiniyor. Bu konuda çocukları hem dikkat çekecek hem de onlara güzel şeyler sunabilecek bir seri bu da. Güzel bir şey. Güzel bir seri. Geçen gün ben bir şey okuyordum. İşte bu yazarlarımızın hayatıyla ilgili şeyler okuyordum. Nasıl olmuş da bir yerlere gelmişler diye. Büyük yazarlarımızdan birisi ilk kitabını şiir kitabı olarak bastırmış. Fakat üniversitede okurken, işte onda taksitle zaten, bir liraymış zannediyorum o zamanki fiyatta. Bir liraya, işte 10 ay mı 12 ay mı ne taksitle bastırmış. Kitapları bastırmış, tabii ki çok büyük hayallerle, ben çok ünlü olacağım hayaliyle. Kitapları bastırıyor, kitapları koyacak yer yok. Oradan oraya, oradan oraya taşıyor. Sadece 10 tane kitap satılıyor. O ilk bin adet kitaptan sadece 10 tanesi satılıyor. Sonra bir abisinin ofisine bırakıyor. Diyor ki burada dursun, ben buradan alırım. Ama diyor ben hala taksitleri ödemeye, garsonluk yapmaya devam ediyor bu arada. En sonunda bir gün arkadaşın abisi haber gönderiyor. Bu kitapları alsın artık, ofisi çok geri işgal ediyorlar diye. Gidip alamıyor. Garsonluktan diyor fırsat bulamadım kitapları gidip almaya. Sonra arkadaşıyla karşılaşıyorlar bir 7-8 ay sonra. Diyor ki senin kitaplar abimin ofisini çok güzel ısıttı. Abim onları olduğu yerini kullandı. Ve bu gerçekten gülüyoruz ama daha sonrasında da işte ilk kitabım diyor odun oldu ama diyor ikinciler herkese ulaştı. Onun için sabır. Demek ki bedel ödemeden hiçbir şey olmuyormuş. Efendim şurada Ali Tekin Türe var. Hocamızın saygılar olsun. Ali Tekin Türe'yi biliyor musun? Biliyorum. Ali Tekin Türe. Evet. Çok büyük bir değerimiz. Çok büyük bir değerdir kendisi. Rahatsız da ama inşallah şimdi, iyileşmiştir. Allah şifa versin, inşallah iyileşecek inşallah. Evet. Biraz şey var. Şimdi Ali Tekin Türe aldanma çocuksu mahzun yüzüne mutlaka sevk edeceğiz. Evet. Bunun gibi efsane sanatçıların, arabesk sanatçıların kaynağı. Kesinlikle. Yani 80'lerle 90'lı yıllar arasında kaynağı. Çok büyük bir bölümün o kendisi. İşte Bergenler, Tudanyalar, Sıbanlar. Evet tabii. Yani hepsine söz yazmış. Söz yazmış ve şu anda da bu dinleniyor. Aynen. Sürekli dinleniyor. Hatta pop sizin şeyiniz, ona bazı çevirilenler de var. Evet var. Evet, bazı var. Çoğu sanatçının da çıkış parçası. Oldu genelde. Evet. Zirveye çıkış parçası. Yani parçaları. Örneğin İbrahim Tatlıses'i kendisi söyledi bana. Şeyde İbrahim Tatlıses'in bir şeyi var. Şarkısı. Hı hı. Onu okuduktan sonra bir yön değiştiriyor. Zaten İbrahim Tatlıses ama ondan sonra bir yön değiştiriyor. Evet yani çok sanatçı yapmış, yön değiştirmiş. Şair arkadaşlarım bu değeri çok iyi bilmelerini istiyorum. Ben şu anda bu kitap istediğimiz rakamda sat. İşte. Maalesef böyle acılar var. Ersan Dinmez. Ersan Dinmez. Ersan. 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 Yani müziğe damgasını vurmuş bir isimdir. Mesela Anadolu rock kurucuları diyebileceğimiz Barış Manço, Cem Karaca. Evet. Ve Ersan. Erkin Koray. Ersan Dinleten ve Erkin Koray. Erkin Koray. Böyle bir değer. Evet. Kesinlikle hepsi çok büyük değer. Ulaşmadı. Ne şairlerim, üstadlarım bunu iyi bilsinler. Ya. Şimdi biz kısacık bir ara veriyoruz sevgili izleyicilerimiz ama hemen geleceğiz. Biz kahvelerimizi almaya gidiyoruz. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Ekranlarınızın karşısına gelin. Evet. Bahsettiğim kişi de Sezai Karakoç. Yani yıllarca isim vermek istedim. Tabii.
Sizin mi? Armiye abi arayın. Ses gitti diyoruz. Kaydediyorsun. Arun ses ne oldu lan şimdi? Evet. Yıl var. Tamam tamir ettiler şimdi. Tamir ettiler. Bayağı bir şey yok. Tüh. Yok. Kaydı. Tamam abi. Tamam. İşte bizim bilmiyordum. Çok biraz hayran kaldım yani. Hatta o ilk parça daha şey öyle evet, etkilem evet. Akşam abire sürekli şey yaptım. Şunu paylaşayım da. Evet. Yatmak için gidiyoruz 11'de, 12'de eve. Direkt yatağa, ondan sonra kesin kahvaltıyla beraber başlıyoruz. yayıncılık zor. O kadar kitapları kontrol ediyoruz. Ayrıca bizim kendi kitaplarımız var. Çocuk kitapları falan. Karikatür çiziyoruz. Sanat bu. Yok bunlar öyle küçük falan bak. Yok hepsini düşeceksin. Bunlar ayrı bir de fıstıklı gazetesi. Bunlardan daha çok şey işliyor. Evet.
Ben dün bayağı sizi izledim. Erkan'la beraber. Benim dünün çoğu sevindiğim. Çoğu sevindiğim bir arkadaş var bizim. Öyle oldu. Önceki sevindiğim. Çoğu sevindiğim. Yani elinden bir yapımı konuşuyor. Çok kaliteli şeyler. Ve orijinal kliplerim de yok. Ya bazen var ya, bir sürü işte ben sanatçıyım demiş, çok dostumuz var şeylerin, yani şöyle bir sanatçılara falan. Çok sanatçı diyemiyoruz. Maalesef nasıl oraya gelmiş, nasıl PR yapmışlar, ne yapmış, ben bazen hayret ediyorum. Yani. Benim 0553 hocam. 654. 654. 9636. 9636. Çaldırıyorsun sana. Tamam. Sadece telefonla değil, bize sürekli bir araya gelebilirim. Bu telefonu nasıl başlamayacak? Tamam, geldi. Tamam. 953 değil mi? Evet. Bir şey oluyor. Ben bunu da söyleyeyim. Erkan neydi? Karasor. Karasor, tamam, doğru demişim. Nasıl ondan çok çok kontrol var her şeyi. Kontrol malzeme yok muydu? Yok ya, şeyden dolayı hepimiz de var. Şarkılar kafamda olduğu için genelde unutuyoruz. Ve en bildiğim türküyü unuttum ya, geçen bir sahnede. Geçen bir sahnede. Bunu nerede sahne alıyorsunuz hocam? Ben bir adlı İstanbul, şu Hatay tarafı. Hataylı mısınız? Yok, Kumburgaz dedi ya. Kumburgaz benim kökenim şey. Kökenim benim Selanik. Yok, Hatay şöyle dedik ya. Size, Hatay şöyledir. Benim anneannem. İnce bir Hatay'da. Oraya çıkacak. Oradan bağlantımız var. Yani siyasi bağlantımız belediyeler var. Belediyeler mi? Ben yani bu sene Ağustos ayının yarısında Hatay'dayım genelde festivaller. Festivaller. Ben rejide de çalıştım. Öyle mi? Yapmadım o iş kanalı. Nerede? Kanal 99 Haber Kanalı. Ne kadar çalıştın? Çok az çalıştım. Ne iş yaptınız orada? KJ. Daha sonra var, şey. Var, kahveleri hep dökmüşsün. Pronter çok güzel miydin? Çok pronter. Güzel. Çok güzel olmuş kanalı. Güzel olur. Osmanlı kahvesi. Reçete var mı canım orada? Peçete. Genç, en genç sensin. Sizi ayağa alayım, müzikle başlayacağız. Hakan Bey, sizi ayağa alalım. Telefonu vereyim ben. O zaman kahvenizi şöyle yapalım. Siz kahvenizi içmeye devam edin. Yok, siz oturun rahat ol. Sanatçımız alacağız. Kahvenin işte iki saygısı çok olmaz. Şimdi inşallah benim sesim güzelmiştir. Güzel. Konuşurken mi? Tamam. Çalıyoruz, devamlı şey olduğu için. Yakın mikrofonu olduğu için devamlı. Güzel.
bizde 3 tane var. Konuşmalara bakıyoruz. Bana yetmedi. Soğuk ya. Şurada... Bu tarafa dönünce anlayabilecek ki sesin kendini. Biraz böyle konuşuyorum. Şey hiç kapatsın. Ramazan Bey. Evet, mikrofonu tutalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Evreş yolları dar diyerek girdik Recep İyeli ikindi kahvesine.
Kimler bizimle beraber? Köksal Aydın bizlerle beraber. Erkan Karasoy bizlerle beraber. Ve Ramazan Sezen sanatçımız bizlerle beraber. Bizi izleyen herkese gitsin dedik Evreşe Yolları da. Biz ne konuşuyoruz? Biz nasıl kitap çıkartılır ve bu muhteşem kitapları konuşuyoruz. Karikatürleri konuşuyoruz. Burada çok güzel bir karikatür var. Bu ödüllü bir karikatür sanıyorum, evet, değil mi efendim? Ödüllü, evet, karikatür. Bu Somali ile ilgili bir dönem şey vardı. Sevgili yönetmenim, şört değil mi size? Uzaktan siz bunu gösterirsiniz bize. Evet. Somali ile ilgili, evet, olan, evet, bir, evet, ve ödül alan bir, evet, karikatür. Köksal Bey'in kaleminden yine güzel o bir... O ödüllü değil, o da Soma ile. Evet. Somamız ile. Ya, bu da güzel. Evet, onunla ilgili. Bir ödül, bu da, evet, güzel bir karikatür. Evet, evet. Tabii ki burada da sevgili Erkan'ın karikatürleri var. Evet. Ne oldu? O şu kitabın kapak tasarımlarından biriydi. Sonra buna karar verdik ama çocuklar, hı hı, şimdi onu daha çok sevdiler. Onu, evet, istiyorlar benden. Bu da İkinci böyle baskı hoş, öyle olacak. Güzel bir şey. Sevgili yönetmenim bunu da alabilirse. Evet. İllüstrasyonlar. İllüstrasyonlar ve bir sürü daha güzel güzel karikatürler var. Bunlar zor değil midir? Bu kitapları resimlemek, çocuk kitaplarını resimlemek nasıl yapıyorsunuz? Şimdi çocuk kitabı resimlemek, resim yapma yeteneğiyle alakası yok aslında. Hani resim yapılabilir. Hani, hı hı, var olan bir obje çizilebilir. Bir fincan, bir bardak, bir ağaç, bir parkta oynayan çocuklar. Onlar doğanın var olan şeyleri kağıda geçirmektir, hı, resmetmektir. Şimdi bu o bir yetenektir hayal tabii. Ama hayal yapmak değil mi? Hayal çiziyorsunuz. Ona geleceğim, bir metni resimleştirmek, hı hı, yani bir tasarım uygulamak. Evet. Onu bir hayal gücüyle canlandırıp, hı hı, onu kağıda dökmek o başka bir şey. O zor değil mi? O zordur yani. O, hayal gücünüzü kullanıyorsunuz çünkü. O devamlı çocuklarla içli dışlı olmak, devamlı hani ben çocukluğumdan beri, hı hı, her zaman illüstrasyonun, çocuk kitabı resimlemenin içindeydim. Kendi kendime yapıyordum. Kendi öykülerimi hazırlıyordum. Onları hala saklıyorum. Böyle 12 yaşından, 14 yaşından kendi öykümü oluşturmuşum. O köy öyküyü resimlemişim. O şekilde saklamışım. O anlamda zor. Evet, kafada tasarlamak, onu tekrar kağıda geçirmek. Resim yeteneğinden ziyade daha çok tasarım. Tasarım. Kafasıyla, tasarımcılıkla alakalı bir durum. İkiniz de... Köksal Bey, siz de çocuk kitaplarına resim yapıyorsunuz, evet, sanıyorum. Evet. Yalnız ikimizin alanı tamamen farklı. Benim karikatür. Hı hı. Onun alanı farklı. Bir de sanat sonradan olunmuyor. Sanatçı sonradan olmuyor değil mi üstadım? Kesinlikle. Yani, tam bir yaşam biçimi. Ne zaman kimin ne yaptığı bilinmiyor. Biraz ben onun genetik olduğuna artık bir, öyle bir inancım var. Şunlar da, evet, sizin kitaplardan. Evet, Köksal Bey'in. Yazar ve çizeri Köksal Bey. Şimdi bizim şu andaki yeni kuşak şeyi seviyor. Çok böyle macera seviyorlar da. Hı hı. Biz onları ona göre yapıyoruz. Çocuklara, evet, ama değerler eğitimimizi de değerlerimizi de onların içine koyarak, evet, tabii. Köroğlu'nu o kitaptan eğlenerek öğreniyorlar. İçinde karikatürler de var. İçinde bulmacalar da var. Köroğlu'na yardım, evet, ediyorlar. Tabii. Köroğlu mesela bir köprüden karşıya geçecek. Evet. Çocuk o yolu gösteriyor ona. Evet. Bir anlamda kahramanı da kendisi oluyor. Çocuk katılıyor kitabın, evet, içindeki kahramanla. Kendisi de o kahramanlardan bir tanesi oluyor. Sanıyorum zaten çocuk kitaplarının en büyük özelliği çocuğu kitabın içerisine çekmek. Tabii. Yani zorla çocuğa ya işte masallar, artık o masal dönemi biraz geride kaldı gibi, hocalarımdan çok özür diliyorum da. Hı hı. Şimdi yeni masalların devri. Çok önemli değerlerimiz var bizim yayın evimizde de. Çok eğitimciler, 40 yıllık eğitimcilerimiz var. Evet. Onlar da çok güzel şeyler yazıyorlar. Bizimki örneğin bazı hocalarım diyor ki ben örneğin Drakula'yı yazmam. Hı hı. Eğitimci olarak yani, yazmam diyor. Şimdi ben eğitimci olmadığım için Drakula'yı da yazıyorum. Köroğlu'nu da yazıyorum. Hepsini yazıyorum ama onlara değerler yükleyerek, tabii bu pedagojik bir çalışmalar oluyor. Tabii, sadece tabii, benim tabii, yazmamla tabii olmuyor. Yani ben bir kendimize bir yazar mutlaka değil miyiz? Mutlaka o bir pedagojik, evet, şeyden geçiyordur tabii, zaten. Elemeden tabii, geçiyordur tabii. Çocuklara. Sadece benim yazmamla tabii olmuyor. Yani ben kafama göre yazarım orayı. Çünkü ben eğitimci değilim. Çocuklardan anlamıyorum yani. Evet. Şeyden değilim.
Ondan dolayı öyle bir çalışmalardan geçiyor. Ondan sonra yayına hazır oluyor. Bir de resimlerken söylemek istediğim, çocuğun yaş grubuna göre de bu belirleniyor. Mutlaka. Yani mesela şurada hocamızın yazdığı, Sema Hoca'nın yazdığı bir origami masallar var. Bir ilkokul, ilkokul hatta anaokuluna kadar hani veliyle beraber okuması üzerine yazılan bir kitap. Tamamen yumuşak, daha soft, daha yumuşak, daha hareketli, oyuncağa yakın resimlemeler yapılmış. Ama mesela burada daha ilkokul, biraz daha ilkokul 4 gibi. Evet. Hani biraz daha çocukların manga mesela şu an çocukların, Japon hani çizgi film sanatı, o çok çizgi roman sanatı, o çok dikkatlerini çekiyor. Ona yakın bir çizim var. Burada da yine aynı seviyenin anaokulu ve birinci sınıf seviyesi olduğu için burada yine yumuşaklık, yine bol renkler, renklerin canlılığı, hani o oyuncak havası var. O şekilde illüstrasyonlar, resimlemeler değişebiliyor. Yumuşaklıktan serte doğru değişebiliyor demek ki. Değişebiliyor tabii. Seviyesine, yaş seviyesine göre. Çünkü 3 yaşında bir torun var bizim. Ona bile biz kitap alıyoruz. Evet. Niçin ki kitabı işte dokusunu öğrensin, şey yapsın diye, ama oku 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 diyor, oku anneanne oku. Orada çocuk kendisi alsın kitap, biz ona çalışıyoruz. Anne baba demesin ona, şunu al diye demesin. Çocuk kendisi beğensin. Onun için de zaten alacağını alıyor. Seçeceğini seçer diyorsunuz. Ali Tekin, şimdi büyük üstada andık az önce, tabii, ondan tabii. Bir şiir alalım mı? Evet. Ali Tekin Türe hocamızdan. Hı-hı. Sevgili yönetmenim, bir fon alabilir miyim? Peki. Dayanamam yokluğuna. Bir elimde damla damla gözyaşım. Bir elimle uzanmışım boşluğa. Sen olmazsan o hayatı neyleyim? Dayanamam, dayanamam bir tanem yokluğuna. Mahzun kaldı pencereler, perdeler. Zindan oldu sensiz günler, geceler. Dudaklarım hep adını heceler. Dayanamam, dayanamam bir tanem yokluğuna. Yaşlı gözüm gözlerini arıyor. Ta şuramda, şuramda bir yara var. Kanıyor. Çile çile felek beni sarıyor. Dayanamam, dayanamam bir tanem yokluğuna. İşte böyle hep seninle doluyum. Gel yine sar kollarını boynuma. Ben Tanrı'nın en sevdalı, en sevdalı kuluyum. Dayanamam, dayanamam bir tanem yokluğuna. Üstad. Evet. O üstadlarımızdan yine bir Önder Eren var. Ali Özitemiz, Kıvırcık Ali. Evet. Söz yazarı o da. Hı hı. Onu da analım. Kendisine saygılar iletelim. Şununla ona evet. Saygılar iletelim. Önder Eren. Evet. Bir evet. De efendim şey var. Aşık Cinasi var. Aşık Cinas Cinasi. Ustası. Yani ülkemizin çok önemli bir değeriydi. Allah rahmet etsin. Onu da kaybettik. Evet. Kaybettiklerimiz evet. De var tabii evet. Ki bunların içerisinde. Çok büyük bir değer. Aşık Cinasi. Doktor onun... Hamza Kolukısa mı? Evet, onun evet, arkasında bir şey aldı. Var. Onu evet. Şey yapabilir miyim? Siz okuyun isterseniz. Bakın. Tabii. Aşık Cinasi'yi anlatan şu dörtlük var. Ey Cinasi, dostlar etmiş yadını. Şimdi çıkar muhabbetin tadını. 60 yıldır sen saklarsan adını. Kim ne bilsin bu mecliste filan var. Ya. İşte 60 yıldır kendi adını sakladı. Kimse bilemedin ama çok büyük bir değer. Böyle Sayın Hamza Kolukısa hocamızın araştırması. Saygılar olsun. Tabii. Buradaki şeylerin hepsi birbirinden tabii. Kıymetli tabii. Yazarlarımız tabii. Var. Evet. Hepsine kucak dolusu selam, yani hangi olsun. Gerçekten çok önemli değerlerimiz Aşık Kara'mız var. Aşık Kara yani örneğin. Aşık önemli. Kara da şöyle birisi. Yaşayan. Askerde çıkıyor. Aşık Veysel ile uzun ince
bir yoldayım. Evet. Gidiyorum gündüz gece. Bunların ikisinin atışması olan. Kendisi 90 yaşını aştı. İzliyorsa ellerinden öpüyoruz. Saygılar sunuyoruz. Böyle bir değer bu da. Saygılar bu da ve selamlar olsun. Evet. Gerçekten hepsi birbirinden evet. değer. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Bir de kültür şeyleri var galiba. Evet, bunun bir de şey var. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi ülkemizin mı bunlar? Evet, ülkemizin Anadolu'muzun önemli bir velileri var. Mevlana, Hacı Bektaş'ı Veli, Hacı Bayram'ı Veli ve Şeyh Şaban'ı Veli. Bunlar bu Kastamonu'da, bu Kültür Vakfı, onun işlerini, şeylerini yapıyor. Çok önemli bir değer o da evet. velilerimiz. Biz kitapları biz karıştırıyoruz ama karıştıralım için. Ki görünsünler. Evet. Şimdi Şeyh Şaban'ı Veli'yi tanıtmak için biz de gençlere evet, bu çizgi bir romanları kültür. Yaptık. Tabii onlar tamamen kültür hizmeti. Kültür çalışmaları. Yaptık. Amacına da ulaşıyor. Gitgide de inşallah vakıf da çok iyi çalışmaları yapıyor. Güzel işleri yapıyor. Ne böyle güzel. Yeni yeni eserler devam edecek inşallah onların da. Kastamonu'da Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli diye büyük bir velimiz var. Bunu hiç kimse unutmaz. Evet. İşte bilmediklerimiz... Çok, yani Mevlana'yı biliyoruz. Evet, biliyoruz. Hacı Bektaş'ı Veli'yi biliyoruz. Ama Hacı Bayram'ı Veli'yi biliyoruz. Doğru. Ama Şeyh Şaban'ı Veli'yi Kastamonulular biliyor. Onun dışındakiler fazla bilmiyor. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü orada ben okudum, çok etkilendim yani. Büyük değerlerimize. Çok büyük bir değer. Evet. Büyük değerlerimizin hepsine sahip çıkalım değil mi? Büyük tabii, değerler tabii. çok önemli bizim tabii. için. Şimdi biz bir türkü daha dinleyeceğiz ya da şarkı dinleyeceğiz ama evet. o size şöyle küçücük birer hediyemiz bizim Zahre ederim. Sızma Zeytinyağları. Çok teşekkür Mehmet ederiz. Sağ olun. Taze Beyefendi'ye teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Zeytinyağı çok, sağlıktır. Tıpkı evet. kitap gibi. çok güzel görünüyor. çok güzel görünüyor. Ağız tadına. Her sabah aç karnına bir kaşık yerseniz vücudunuzda evet. bütün organizmalarınız çalışıyor efendim. Evet. Hemen bir şarkı gelsin. Evet. Pop. Pop. Sırayla... Poplar ve... Kıymete bindi yine aşkın zamanı şimdi. Kısmetinden
teşekkür ediyoruz. Bu da güzel, hareketli bir şarkı. Evet, Sevin Gülbahar'dır sözler. Evet. Ben Selim Aysan'a ait. Evet. Ve aşkın saatini geldiğini anlatıyor. Aşkın saati geldi. Değil mi? Bak bir kere at. Evet, aşkın saati hep var olsun diyelim. Evet. Şimdi bizim son 10 dakikamız kaldı. Evet, bize evet. Ne söylemek istersiniz? Efendim, bunları anlatsak kitapları bir günümüzü alır belki de. Çok sayıda kitabımız var. Bir güne yalnız sığmaz. Ben amacını, programın amacıyla ilgili olarak şiiri anlattım. Deneme, roman, öykü yazarları için söylüyorum. Çok önemli değerlerimiz kıyıda köşede var. Bize gelen dosyalar bizi çok etkiliyor gerçekten, bazı dosyalar. Ama hepsini yayınlama imkanımız maalesef olamıyor. Bu üstadlarıma, özellikle gençlere sabırla yazmalarını, sabırla çalışmalarını öneriyorum ben. Yazmaktan vazgeçmesinler. Tabii yazmanın temeli de kitap okumak oluyor. Kitap mutlaka. Kitap okumayan yazın insan yazamazlar. Evet, yani o kelime öğrenmek daha fazla. Yetenek, roman büyük bölümü yetenek ama roman yazmanın. Orada da kelime öğrenmek lazım. Bir yere gelirsiniz, tıkanırsınız. Duygunuzu orada anlatamazsınız. O nedenle kitap okuyorlar zaten gençlerimiz. Gerçekten kitap okumuyor diye bir şey yok ülkemizde. Ülkemiz kitap okuyor, okumaya da başladı, devam ediyor. Avrupa'nın da bazı çok büyük büyük ülkelerinde üzerindeyiz. Küçük bazı ülkeler var, onlar bizi geçmiş. Hı hı. En yüksek kitap okur oranı Japonya, Çin, Uzak Doğu'da. Öyle Avrupa, Amerika falan kitap okumuyor. Onları Azerbaycan'da. Kimse Azerbaycan çok ve İran çok önemli okura sahip. Avrupa'ya falan özenmiyoruz. Onlar kitap falan okumuyorlar. Evet. Bunu şey anlamda söylemiyorum. Bir de yayın evlerini biz her kitabı yayınlama olanağımız yok. Hı hı. Öyle şey yapamıyoruz. Ama bu arkadaşlar yayın evlerini sabırla çok iyi seçsinler. Evet. Yani sabretsinler. Sabretsinler. Yazmazsa... Sabırlı oluyor. Yani bir kitap efendim bir yıldan önce bir kitap yazılmıyor. Öyle oturup da kitap olmuyor. Şurada kitaplar yani, Vine'a baktınız mesela demin az önce. Evet. Vine'a. Saygıdeğer hocamız bir Osmanlı 93 çarpı da bir göç olayı. Vine'a göç demek. Göç, müsavaş savaş, mı demek? Savaş demek. Rusça. Onu yazıyor da şimdi öyle Vine'a deyince de göç deyince de öyle olmuyor işte. O hocam kim bilir kaç yılını verdi onu araştırmak için. Hiç kolay değil tabii ki. Yani için. Yani şu da yine Görük hayatını anlatıyor ve en az 10 senelik bir çalışma. Mutlaka. Ve 3 cilt olacak bu. Evet. Yine yazarımız Ümman Hanım da çok uzun vadede. Yani çok kolay değil yayıncılık. Çünkü karşınızdaki insan 10 yıllarca bunun hayalini kurmuş. Hı hı. Ve son adım olarak önünüze gelmiş. Yani bu 1-2 günlük şey değil. Orada çok dikkatli olmak lazım. Yine kesinlikle. Şurada mesela Almanya'da oturan yazarımız var. Süheyla Küçükboyacı. Gerçekten hı. çok büyük bir emek. Hı hı. Türkiye'de bir de kitap çıkarmak, bu güven piyasası, güven oluşturmak çok önemli. O yüzden işimiz çok ciddiye almak zorundayız. Evet. Evet. Bir şey de hatırlatayım onu unutmadan. Şimdi bir yayın yapıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz ve herkesin eline geçebilir. Şey olsa halk dilinde de az olan konuşur. Yani herkes eleştiri yapabilir, eleştiriye açık olmak lazım veya ya da kitap yazmamak lazım, yayın yapmamak lazım. Evet. Onun için bu nedenle üzülüyorlar. Yazarlarımız bazen eleştiriler geliyor, işte içinde bir yerleri beğenmemişler falan. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Ben karikatür yaptım, neler gördük, ne bedeller ödedik. Yani öyle basit şeyler değil bunlar. Tabii ki herkes beğenecek diye bir şey yok. Önemli olan onun sizin içinize sinmesi, tabii, en güzel şekilde olduğunu düşünmeniz. Tabii. Ve sizin bir emeğiniz zaten. Emeğinizi öpüp kucaklayın. Emeğimize sahip çıkacağız. Ben buna evet. emek verdim. Dışarıdakileri tıkayın kulağınızı lütfen. Kesinlikle. Bir daha bize böyle şeyler. Kaygı olmasın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Biz İyi ki varsınız. Çok teşekkür sevgiler ediyoruz. Sevgiler ben. Evet. Seni son olarak söylemek istediğim bir ben şiir kitaplarından konuştuk. Öykülerden konuştuk. Biraz şiire ülkemizde yaklaşımın zayıf olduğundan bahsettik ama şurada yeni çıkan şiir kitaplarımız var. Bunlar TÜYAB'a çıktılar. Evet. Hepsi de genç arkadaşların. Bir ve üzerinde çok uzun süre çalışılmış kitaplar. O konuda hani içlerini hani şiir yazanlar karartmasınlar. Şiir kitapları ulaşıyor. Ulaşıyor. Evet. Okuyucuya ulaşıyor.
Ama diğerlerinden biraz handikapları var şiir olduğu için. Evet. İnsanların yaklaşımı konusunda bir handikap var. Ona hazır olsunlar ama karamsar da bakmasınlar. Evet. Diğer hayata yandan da gülerek, gülümseyerek baksınlar. Evet, evet. Değil mi? Kesinlikle. Mutlaka olur. Bu bizim hatıra defterimiz. Çok öyle teşekkür mi? Ediyorum. İyi ki geldiniz. Evet. Sevgili Ramazan Bey, sizinle programı kapatacağız. siz de iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Biz ruha hitap ediyoruz. Biraz midelere hitap edelim. Zahre yağlarını kullanmaya devam edelim diyelim. Evet, gelsin bizim son parçamız. Ne geliyor? Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. Efendim şimdilik şen kalın, esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Türkülerle, şarkılarla, şiirlerle, kitapla ve bu soğuk havada kahveyle, çayla kalın efendim. Şen kalın, esen kalın. Müziğimiz gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Ramazan Bey.